Kurdoğlu Muslahittin Reis. Osmanlı tarihinde denizciler ve denizcilik dediğimiz zaman aklımıza birçok önemli isim gelecek. Başta Barbaros Hayrettin Paşa, abisi Oruç Reis, Piri Reis, Seydi Ali Reis, Kemal Reis, Burak Reis, Malta'da şehit düşen Turgut Reis, İnebahtı yenilgisi sonrası yeniden Akdeniz'i Türk gölüne çeviren Uluç Ali Reis, diğer adıyla Kılıç Ali Paşa, Piyale Paşa ve bunun gibi daha birçok önemli isim. Bunların içerisinde belki de birçoğunuzun adını ilk kez duyacağı bir reisten bahsedeceğim. Bu kişi Kurdoğlu Muslahittin Reis. Bulunduğumuz bölgeye damgasını vurmuş ve adını vermiş çok büyük bir adamdı. Biz neredeyiz? Biz şu an sizinle beraber Fethiye Körfezi'ndeyiz. Kapıdağ Yarımadası'nın ana karayla birleştiği 400 metrelik incecik bir kara diliminde Hamam Koyu, Kleopatra Koyu ya da Manastır Koyu olarak adlandırılan son derece enteresan bölgenin en önemli turistik alanlarından bir tanesiyiz. Buraya her gün yüzlerce insan, onlarca turizm teknesi geliyor. Ve bu arkamda görmüş olduğunuz tarihi Roma dönemi hamam ve devamındaki manastır yapısını görmeye çalışıyorlar. Burası hakkında internette araştırma yaptığınızda bir paragraf bilgiyi zor buluyorsunuz. Halbuki hemen yanımızdaki Kapıdağ Yarımadası'nın Ege'ye bakan ucunun Kurdoğlu Burnu olması bu coğrafyanın uzun yıllar önemli bir Müslüman Türk denizcisinin yatağı olduğunu bilenlere hatırlatıyor. Doğum yılını bilmiyoruz ama Fatih Sultan Mehmet döneminde doğduğunu tahmin ediyoruz. Babası Kurt Ahmet Bey, Fatih Sultan Mehmet'in donanma komutanlarından bir tanesi. Babasına Kurt Ahmet denildiği için kendisine de Kurdoğlu denilmiş ve bu lakapla meşhur olmuş. Babasının yaşlılığı sonrasında büyük kardeş olarak babasının mirasını üstlenmiş ve denizlerin fatihlerinden bir tanesi olmuş. Daha Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine çok var. Fatih'in oğlu 2. Bayezid döneminde iki tane önemli Osmanlı kaptanı biliyoruz. Kemal ve Burak Reisler. Kemal Reis'in yanında yetişecek. Hatta Kemal Reis'le beraber Akdeniz'in dört bir yanına yelken açacak. O günlerde İspanya'da Müslüman bir devlet var. Endülüs Emevi Devleti'nin son kalıntısı olan Granada. Granada'nın Beni Ahmer Devleti'nin düşmesi üzerine Müslümanların kurtarılma faaliyetlerine 2. Bayezid'in emriyle Kemal ve Burak Reis katılacak. İşte Kemal Reis'in komutasında o bölgeye giden ünlü komutanlardan bir tanesi de Kurdoğlu Muslahittin Reis olacak. 2. Bayezid döneminde yeri gelecek Mısır'da, Kuzey Afrika kıyılarında, Tunus'ta gemi yüzdürecek. Yeri gelecek Ege kıyılarında bu gördüğünüz bölgede gemi yüzdürecek. Bulunduğumuz yer son derece stratejik bir bölge. Ege ile Akdeniz'in kesiştiği bir nokta. İlk çağdan beri de böyle olmuş biliyor musunuz? Burada iki tane krallık yaşamış. Karyalılar ve Likyalılar. Karya'nın en güneyi, Likya'nın en kuzeyi burası. Karya krallığının güneyindeki en önemli şehir Kaunos'tu. Hemen yukarımızda Dalya'nın kenarında bulunuyor. Likya'nın en kuzeyindeki bölgede hemen aşağımızda bulunan Telmessos antik kenti. İşte Telmessos'la Kaunos arasında bulunan Lidea antik kentine şu an sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyoruz. Yani bulunduğumuz manastır Hamam Koyu'ndan kıyıya çıksak, şurada sadece birkaç dakika ileriye doğru yürüsek Kapıdağ Yarımadası'yla bölge arasında 400 metrelik bir boğaz, boğazda surlar, surların arkasında Lidya antik kenti bizi karşılamış olacak. Kurdoğlu Muslahittin Reis uzun yıllar bu bölgeyi kendine üs olarak belirleyecek. Bu bölgeden hayatına hedef seçtiği bir adayı fethetmeye çalışacak. Bu ada Rodos Adası.
Neden Rodos Adası? Bu konuda bir sürü rivayet var. Onlardan bir tanesi de Kurdoğlu Muslihiddin Reis'in sözlüsünün Rodos şövalyeleri tarafından esir edilmesi. O da her genç delikanlı gibi bir genç kıza gönül veriyor. Evlenmek istiyor. Niyetleri ciddi. Ama kız bindiği bir geminin Rodos şövalyeleri tarafından batırılması üzerine bazı kaynaklara göre ölüyor, bazı kaynaklara göre esir düşüyor. Ve Muslihiddin Reis hedefine Rodos adasını ve Rodos şövalyelerini koyuyor. Hayatı boyunca Rodos adasını ele geçirmek için defalarca sefer yapıyor, defalarca Rodos'u almaya çalışıyor. Amacına ulaşıyor mu? Bu hikayenin devamında bunun da cevabını elbette bulacaksınız. İkinci Bayezid'den sonra Osmanlı Devleti'nin başına bu kez Yavuz Sultan Selim geçiyor. Yavuz Sultan Selim büyük bir strateji dehası. Bir gözü Balkanlarda olsa da ilk hedefi Safeviler, ikinci hedefi Memlükler. İslam dünyasındaki fitneyi bitirmeyi arzu ediyor. Onun Çaldıran Savaşı'nı yaptığı o günlerde kendisi, yani Kurdoğlu Muslihiddin Reis, büyük bir planın içerisinde. Papayı ele geçirmeye çalışıyor. Evet, yanlış duymadınız. Papayı esir etme planları kuruyor. Çünkü bunlar dört kardeş, dört de denizci. Avrupalı Haçlılarla mücadeleleri sırasında kardeşlerinden iki tanesini şehit veriyor, bir tanesini esir. Esir olan kardeşini kurtarabilmek için Avrupa nezdinde güçlü büyük bir ismi esir edip değiş tokuş yapma planı kuruyor. Kafasına geçen isim Papa 10. Leo. 6000 Levent'i ile beraber Roma'ya çıkartma yapacak, ani bir baskınla Papa 10. Leo'yu ele geçirmeye çalışacak. Maalesef başarılı olamayacak. Askerleriyle beraber geri çekilerek hayatını ve askerlerin hayatını kurtaracak. Ama Avrupa'nın kalbinde büyük bir korku izi bırakacak. Yıllar boyunca Papa'ya karşı direkt gerçekleştirdiği bu saldırı konuşula gelecek. Yavuz Sultan Selim bu kez Mısır seferine çıkarken Kurdoğlu Muslihiddin Bey ile irtibat kuracak. Aynen Hızır Reis Barbaros'la irtibat kurup onları himayesine aldığı gibi. Ve Muslihiddin Reis Barbaros'a nezaret edecek. Onunla beraber Mısır seferine katılacak. Hatta Nil nehrinde gemi yüzdürecek. Tomanbay'ın deniz istikametinden kaçmasını engel olup esir olmasını sağlayacak. Yavuz Sultan Selim Mısır'dan ayrılırken ona "Sultanım, Rodos'u almamız gerekli" diyecek ve Yavuz Sultan Selim'in aklına bunu sokacak. Maalesef Rodos seferi gerçekleşemeyecek. Çünkü dönüşte Yavuz Sultan Selim 1520'nin başında aniden Çorlu önlerinde vefat edince bu iş Kanuni Sultan Süleyman'a kalacak. Muslihiddin Reis babası Yavuz'u olduğu gibi oğlu genç Şehzade Süleyman'ı da işleyecek. Ve tahta geçtiğinin ikinci yılında Kanuni Sultan Süleyman Rodos seferi için yelken açacak. Bu sefer de yönetici donanma komutanlarından biri de Kurdoğlu Muslihiddin Reis olacak. Rodos adası kuşatılacak ve uzun bir kuşatma neticesinde Rodos fethedilecek. Onun yıllardır arzu ettiği şey, şükürler olsun, hayata geçmiş olacak. Kanuni Sultan Süleyman, Kurdoğlu Muslihiddin Reis'i, yani şu an size seslendiğimiz bu yatağın sahibini tutacak, Rodos Sancak Bey ilan edecek. 1522 yılından 1526 yılına kadar tam 4 sene Rodos Sancak Bey olarak vazife yapacak bu yiğit büyük adam. Rodos Sancak Beyliği sonrasında Rodos'u kendisine üst kılarak Rodos ve bu görmüş olduğunuz Fethiye Göcek koyları arasında Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktada düşmana aman vermeyecek ve dört bir yanda Venedik, Ceneviz ve Fransa kıyılarını vurmaya, düşmanı pusturmaya devam edecek. Vefat ettiği tarih net bilinmemekle beraber 1535'li yıllarda Rodos'ta öldüğünü ve Rodos adasına sırlandığını düşünüyoruz. Büyük bir adamdı. Hayatı denizlerde geçti. Küffarla mücadele etti. Rodos'un fethini sağladı, fethini gördü ve oraya sırlandı.
daha genç yıllarında Osmanlı'yla bağlantı kurmadığı, elindeki bir avuç gemiyle Avrupa'ya kafa tuttuğu günlerde işte bu gördüğünüz kuytu koyu kendisine üs edinmiş, Roma döneminden kalmış bu gördüğünüz yapı kalıntılarında barınmış ve buradan açık denizlere açılarak düşmanın korkulu rüyası haline gelmişti. Ve buralarda öyle ciddi izler bırakmıştı ki hemen yanımızdaki Kapıdağ Yarımadası'nın Ege'ye açılan burnuna onun adı verilecekti. Bölgeye damgasını ismiyle vuracak ve günümüze kadar bu burun Kurdoğlu burnu olarak adlandırılacaktı.